Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün önemli verilerin bir tanesi geliyor dedik saat 15.30'da ve geldi, onu konuşacağız. İlginç bir şekilde bir tane kitapta altın standardını konuşuyorduk, okuyordum ve altın standardının neden bu kadar önemli olduğunu veya bizi nereye götürebileceğini konuştuk. Ve kitaptan da belli böyle okuma yapacağım. Şant Manukyan'ın Global Piyasa. Tabii bu kamera bana yönelik olduğu için siz bunu böyle ben tersmişim gibi görünüyor ama gerçekten geçmişten bugüne paranın yolculuğunu gösteren güzel bir kitap. Ona da beraber bakacağız. Çünkü altın standardı ile ilgili konuşmalar var. Altın standardı dediğimiz şey aslında bugün altının normalde eskiye baktığımızda 220 evet işte. Aynen şöyle bir durum vardı. Şimdi 228 bin olarak geldi. Biliyorsunuz tarım dışı istihdam rakamı. Önce bununla bir başlayalım. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularından faydalanma 228 bin olarak geldi. Beklenti 200 bindi, bir önceki 198 bindi. Bugün sabahki yayınını eğer Reels'ı bile izlediyseniz ben şunu söylemiştim. Normalde dolar endeksinin ABD'nin tarım dışı istihdam rakamlarını özel sektör geldikten sonrasında daha düşmesi lazım. 100 binli seviyelere düşmesi lazım. Çünkü Ekim'den bu yana, Eylül'den bu yana 10 yıllık tahvil faizleri belli bir oranın altına düştü. Genelde de bunlar birbirlerini destekler dedim. Burada 101.400'e gittikten sonra tekrar 102.000 yolculuğuna çıkan dolar endeksi. Aslında bizim istediğimiz kadar sert düşmeyen bir veriye işaret edebilir mi dedim. Ben bunu tarım dışı istihdam rakamları için söylemiştim. Ama haftalıkta da pek fazla bir farkı olmadı. Ve şu anda beklentilerin üzerinde bir haftalık işsizlik maaşından faydalananlar geldi. Bu da demek oluyor ki aslında bugün çok daha mantıklı, iyi bir tarım dışı istihdam rakamlarına doğru gidiyoruz. Bir önceki 198 bin, 200 bin bekliyoruz, 228 bin. Yani bir şekilde bu istihdamı yavaş yavaş yavaşlatmayı başarmış piyasa. Altın standardı da bir dönem bunun için çalışmış bir şey. Normalde şimdi istihdam eğer ki bakarsak işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde olduğuna göre ben bunu altının üzerinde hissederim. Kriptonun üzerinde hissederim ama kriptonun üzerinde o kadar hızlı hissetmem. Çünkü zaten bugün eğer bir Bybit'iniz, Binance'iniz falan varsa çok rahat bir şekilde şunu görebilirsiniz. Aralardan belli altcoin'lerin denemeler yaptığını, %25, %75, %60 gibi artışlar yaptıklarını ve dengesiz bir şekilde bir yol izlediklerini görürsünüz. Bu da artık birazcık o evet kalıcı bir boğanın haricinde biraz böyle belirsiz, volatil bir piyasaya doğru gidiyoruz anlamına gelir. Ve önemli blue chip dediğimiz bu ilk 10 yüksek hacimli olanlar kendilerine bir yer arayışındalar anlamına gelir. Bu ne demek oluyor? Açayım. Bitcoin 27.800'e 28.200 aralığı bir olabilir. 27.200'e 27.800 aralığı olabilir. 2. 26.505 ile 27.400 olabilir. Yani kendine bir aralık arıyor demek. Ethereum için bu aralıklar neresi olabilir? 1860 ile 1932 gene o en yüksek aralık olabilir. Yarınki tarım dışı istihdam rakamları iyi gelirse tekrar 1932'ye çıkar. İyi dediğim beklentilerin altında gelirse tabii ki. Çünkü bu haftalıktan faydalanma beklentinin üzerine geldi. Bu aslında iyi bir şey. Burada ben neden çok fazla bir etkisini görmüyorum ama altının mesela desteklenmiş olması gerekiyor. 1 dolarlık bir destekleme oldu ama yine de bu destekleme gelecektir. Diğer taraftan bakalım hemen şeyi de Coindesk'i de açayım da kripto paralara fiyatlamalarına bakalım. 27.800'den 27.931'e çıktı Bitcoin. 1863'ten 1867'ye çıktı Ethereum. Ama daha çok başındayız. Ethereum'daki aralıklar neresi derseniz işte 1860 ile 1932 aralığı olabilir. Aşağıda 1770 ile 1840 aralığı olabilir. Ve bir aşağısı da alım için iyi fırsatlar olan. Ama dediğim gibi şimdi bu grafiklere baktığınız zaman insanlar size Twitter üzerinden veya Discord veya Telegram üzerinden diyorlar ki böyle kutular var. Lütfen kutuların altını yakalamaya çalışmayın. EQ dediğimiz ortadaki çizginin bir miktar altı bir miktar üstü bizler için iyi. Sonuçta yukarıdan aldığınız zaman birazcık daha o pozisyon taşımak piyasa açısından zor oluyor. Çünkü düştü mü çıktı mı param gitti mi diye orada 1 doların 2 doların hesabını yaparken aslında genel resmin içerisinde boğuluyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman şimdi altınla ilgili
şöyle bir konuşma var. Bugün 3 tane kongre üyesi demişler ki altın standardı gelsin. Altın standardı 16. yüzyıldan 17. 18. yüzyıldan bu yana paranın altına endeksli olması. Yani neden? Altın mesela diyelim ki 50 dolar bir altın denildiğinde doların bir beysi 1 bölü 50 dolar olacak şeklinde. Merkez bankaları böylelikle gidişatı daha kolay yönlendirebiliyorlar ve altın standardı demek öyle oluruna olsun. İşte şu lider şurada konuştu, bu lider bunun üzerine füze yolladı, bu lider böyle ödemeleri yaptı falan diye değil. Aslında bu altın standardı paranın ilk başta değerli madenlerden, altın ve gümüşten, oradan bronza, oradan gitgide bu paranın içerisinin demire ve daha kolay bulunabilen materyallere dönmesinin ana nedeni devamlılığının sağlanması. Çünkü mesela önceden altın ve gümüş kullanılıyordu ama gümüş sıkıntıya girdiği için insanlar o parayı kullanamadıkları için belli bir şekilde belirsizlik oluyordu. O yüzden altın standardı altına endekslendi. Normalde bir faiz indiriminde bir faiz çıkarımında altın eğer parayla alakalı olsa bugün kullanılan sistemde parayla alakalı olsa ne düşüyor ne çıkıyor olması gerekiyor. Faizler arttığı zaman bugün geçmişten bugüne de altın girişi özellikle ülkeler için çok önemlidir. Türkiye biliyorsunuz son 5 yıldır en fazla Türkiye Merkez Bankası en fazla altın alanlardan bir tanesi. Bu gelişmeler bizi altını yukarıya taşıyacak. 2050'de bir direnç var, 2080'de bir direnç var. 2050'ye kadar rahat çıkar, 2080'e kadar alıcılı bir şekilde çıkması gerekiyor. Yarınki tarım dışı istihdam rakamları da eğer beklentilerin altında gelirse, çünkü JOLTS dediğimiz job openingler beklentilerin altında geldi. Neredeyse 1 milyon daha az işin açıldığı görüldü. Bu da ne demek oluyor? Zaten faiz arttırmanın nedeni ne? Faiz arttırıldığı zaman borç iştahı gidiyor. Borç iştahı gittiği için duruyorsun. Durduğun için de enflasyon düşüyor genel olarak. Tüketicinin aslında hareketliliği bir merkez bankasının hareketliliğinden çok daha önemli. Bugün borsa ile ilgili borsa ne zaman yükselecek diye bir reels çekmiştim. Orada da aynı şey. Balina olsa onu yönlendirmek biraz daha kolaydır. Ama küçük yatırımcı 10 binin altında bakiyesi olan küçük yatırımcının panik olması, daha kolay satması kolay olduğu için neredeyse onlar böyle 50 tanesi 100 tanesi bir araya gelseler bir balinanın hareketinden çok daha kötü etkileyebilirler. Aynı zamanda Bitcoin dünyasında MicroStrategy tekrar alım yaptı. MicroStrategy ne zaman alım yapsa hemen Michael Saylor ters indikatör deniyor ve aynısı gerçektir. Ama bu tamamen verilerle bağlantılı. Genel olarak Bitcoin 28.300, 28.400, 28.505 seviyelere. Bu verilerin öncesinde geldiği için şu anda bizim beklememiz gereken evet bir miktar yükseliş gelecek o kesin. Ama o istediğimiz gibi uçup kaçıp 29.000'lere gidecek mi? Yarınki tarım dışı istihdam rakamları belli edecek. Şimdi burada altın standardı ile ilgili bunlar kongredekilerin söylemesinin nedeni boşa değil. Çünkü kongre diyor ki doların dünya genelinde Asya ile beraber doların itici gücünü veya doların bir yerlere gitmesini önüne geçmek için en rahat şey altın standardı. Aslında şu şeyleri kapatayım çünkü siz aşağıda gerçekten birbirinizi yoruyorsunuz ve boş yere bilgiye odaklanmak yerine yorumlara odaklanıyorsunuz. Kimse kimsenin annesi değil, kimse kimseyi burada dinlemek zorunda değil. Beğenmeyen dinlemez, lütfen biz odaklanalım bilgiye. Şimdi altın standardı ülkelerin para birimlerinin değerini belli bir oranda altına bağlamalarıyla çalışıyor, bunu biliyoruz. Merkez Bankası faiz arttırdığında borçlanma iştahı azalır ve enflasyon durur. Bugün altın faiz indirimlerini 1929'dan bu yana Fed'in yaptığı kurallarla arada değiştirmek mümkün. Fed 1929'dan bu yana altın konusunu konuşuyor. Altın standardı son olarak Nixon tarafından 1944'te Brentwood kasabasında iptal olduktan sonrasında tamamen Amerika'da kullanılması kesiliyor. İngiltere 1931'de bu sistemi bırakıyor. Avrupa'da yavaş yavaş bırakıyor. 1929 sert buhranındaki savaş bittikten, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 1918, 19, 20, 21'de sıkıntılı bir buhran yaşıyor dünya genel olarak. Sermaye savaş kıtlıktan dolayı ki bugün benzer bir durumda. Savaş kıtlıktan dolayı bankalarda duruyor veya bankalardan çekiliyor. Geçmişte mesela şöyle haberler duyuyorsunuz ya, Roma zamanından kalma bir gömü bulundu diye. Eskiden yastık altı olmadığı için veya bugün yastık altı biraz daha medeni olduğu için
paralar, fazla paralar, tasarruf edilmek istenen paralar toprağın altına gömülüyordu. Bugün yastık altına giriyor. Aynı şekilde banka geçmişte ilginç, bugünkü bankacılık sektörünün altın standardının bankacılık sektöründeki sıkıntıdan sonra çıkması tesadüf değil. Çünkü aynısı 1931'de İngiltere yapılmış. Ne demek istiyorum? 1931'de bir paranın değeri bankacılık sektörüyle zorlandığında, yani bir ülkede kaosa, herkes parasını gitsin bankadan çeksin, sıkıntı var, bankalar mevduat olarak senin paranı kullanıyor, rezerv yok falan filan diye gerginlik yaratıyor. Altının ülkeden kaçmasına ve başka rakip ülkelere gitmesine neden olan böyle aynı bugün bizim gördüğümüz gibi dolandırıcılar vardı. İngiltere'de bu şekilde bir olayla karşılaşıp 1931 yılında diyor ki ben bu altın standardını bırakıyorum diye. Aynı şey diyorlar ki madem İngiltere altın standardından çıktı ve büyük bir altın da dışarıya gitti. En güçlü de Amerika o anlamda. Hemen gidiyorlar Amerika'yı da bu anlamda sıkıştırmaya başlıyor. Diğer ülkeler ittifak oluşturup. O nedenle şimdi bu hangi yolu kullanıyorlar? Bankacılık sektörünü zorlayarak. Bankacılık sektörü zaten çok farklı ve bu krizi birazcık daha anlamamız lazım. Sadece bir banka battı, elindekileri sattı konusu değil. Biliyorsunuz bir banka aslında kredi açarak rezerv oluşturuyor. İlla kredi oluşturabilmesi için rezerve ihtiyacı yok. Bu şey gibi benim bilmem falanca falanca ile kredi borcu var bana. Ben ona para vermiştim. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorum. Bunu da kullanıp derim ki ya bak ben oradan borcumu aldım da sana da kullanırım diyebilirim. Bugün bir banka yeterli parayı çok ciddi bir kredi meblağını açamayabilir. Bankacılık sistemi işte bu rezervlerle 100 dolarla bile girse ilerleyen dönemde 5-6 tane banka birleştiklerinde 9.900 dolarlık bir kredi verebilecek meblağ oluşuyor. Yani bir çığ etkisi. Bir tanesi başlayınca bir tanesi. Zorunlu karşılıklarla ilgili önümüzdeki günlerde bankacılık sistemiyle ilgili Türkiye tarafından da açıklamalar gelecek. Ne demek istiyorum? Zorunlu karşılık oranları düştüğünde bankaların Merkez Bankası'nda beklettiği parayı düşürüp sisteme sokabiliyor. Daha fazla kredi verebiliyor, daha fazla para toplayabiliyor. Bu da bankaların elini genişletiyor, elini rahatlatıyor. Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda eğer ki kendi rezervlerinde düşüş gördüğünde diyor ki sen bu mevduat karşılığında bu kadar zorunlu karşılık tutmak zorundasın diyor ve rezervlerini arttırıyor. Bankacılık sisteminin özelliklerini biraz daha net şekilde anlamamız gerekiyor ki bu sıkıntıyla bankacılık sektöründe dünya genelinde bir sıkıntı varken kriptonun alaşağı edilmeye çalışılması fadlarla CZ kırmızı bültenle aranıyor o oluyor bu oluyor diye. Diğer taraftan biz şimdi bu haftayı tamamlıyoruz ama 12 Nisan'a doğru da gidiyoruz. Ethereum'da şu anda 33 milyar dolarlık bir kilit var ve bunlar güncellemeyle açılacaklar. Satış baskısı olur mu? Evet olur. Ethereum'daki baskı altcoin'leri ezikler mi? Evet ezikler. Ama dikkatli olunduğunda ve aşağılara emir konulduğunda sıyırıp alıp siz daha yukarıya meblağı arttırarak götürebilir. Doge dediğimiz şey, Doge zaten Twitter logosunun değişmesiyle alacağı karı aldı. 99'dan 98'den satmak mantıklıydı. Şu anda hacimsiz olduğu için bir geri çekilme var. Evet tekrar bir deneme olacak. Orada satmak mantıklı. Sabredin az sabır dediğimde veri odaklı olduğu için 2 gün daha beklemenin bir zararı yok. Zaten veriler iyi geldiğinde bu gece saatlerinde tekrar aynı yerlere gelmiş bir Doge, tekrar aynı yerlere gelmiş bir Bitcoin, Ethereum görebiliriz. Düşüklerden almak, yukarıda satmak. Yayının başında dediğim gibi bir range arayışında. Bankacılık sektörü geleneksel taraftaysa, bankacılık sektörü genel yatırımcıyı kaçırmamak için altın standardı, altına bak, ona bak, buna bak diye göz kırpıyor, sinyal veriyor. Ve kriptoda şu an işin dışında olduğu için 2050'ye gidebilecek bir altın var. Diğer taraftan OPEC'in sıkıntısı enerji alanında devam ediyor. Amerika tarafından ne oldu? Amerika tarafındaki ham petrol stoklarında bu sefer de düşüş var. İstihdam duruyor, enflasyon duruyor ama resesyon geliyor. Şu anda düşse bile şu anda güzel paralar toplayacağız ki Haziran ayından itibaren resesyona girildiğinde daha düşükten mal toplanabilir. %50 nakit, %50 malda kalın dememizin nedeni bu. Sepeti lütfen unutmayın ve bence bu Şantmanukyan'ın global piyasalarını ben yeni aldım ama ben çok güzel bir kitap, faydalanabilirsiniz. Bundan sonra okuduklarımı da zaten söyleyeceğim.
Bakalım son olarak ne oluyor? 27.921'de 27.921'lerde tekrar seyrediyor. Doge'da 89.58'i seviyeler. Şimdi bugün birazcık daha akşam saatleri ve piyasa kapanışına, açılışına bakmamız lazım. Amerika'da piyasalar. Daha sonrasında göreceğiz diyerek noktalıyorum. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı lütfen geride bırakmayın. Hepsini okuyorum, hepsine yorum yapmaya çalışıyorum, desteklemeye çalışıyorum. Güzel bir şeyde de altın gidince gümüş de gider, bunu unutmayın. Petroldeki yükseliş bize 1 lira 12 kuruş olarak döndü ama ileriki günlerde eğer devam ederse biraz daha artar. Yorumları bırakmayın. Aynı zamanda da diğerlerine de bakacağız. Hani bir gün bir gerçekten coinleri inceleyelim, sistemi inceleyelim, bakalım. Ama bu altın standardı konusu kesinlikle devam edecek. Ve biliyorsunuz ki sermaye akışı önce kamuya girmesi lazım, ardından özel sektöre iner. O nedenle bir Barclays'in 1,5 trilyon dolar girecek demesi çok fazla tesadüf değil. Oraya girsin ki özel sektöre ve bize ve kriptoya akış olsun diyerek noktalayayım. Görüşmek üzere.